İyi akşamlar diliyorum. Efendim neler söylemişsiniz? Ben dünden beri geçmişe doğru izledim. Programlarınızı izledim. YouTube kayıtlarınızı izledim. Siz neredeyse 2016 yılından beri bas bas bağırıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir virüs saldırısı olacak. Yeni savaş böyle olacak diyorsunuz. Hatta attığınız bir tweet önümde 4. sanayi devrimi, teknolojik teklilik, transhümanizm, biyometrik çip, uzaylılarla savaş ve biyolojik virütük salgın olacak diyorsunuz. 2016'nın 25 Eylül'ünde. Daha çok sayıda da bu tarz tweetleriniz var, televizyon programlarınız var. Sizce bu bir biyolojik saldırı mı şu anda yaşadığımız korona salgını? Şimdi öncelikle benim varsayımımdan bahsetmek istiyorum. Bunun bir dünya için sosyal deney olduğunu düşünüyorum. Ulus devletler üstü bir deney bu. 21. yüzyıl dijital topluma geçmek için şu an herkesi eve kapatıp dijital topluma 4. sanayi devrimini test ediyorlar. Örnek vereyim. Bu 4. sanayi devriminin parası elektronik para, bir sonra da kripto para olacak. Şu an paralarda virüs var algısı oluşturuldu tüm dünyada. Kağıt para, metal paralarda virüs var algısı oluşturuldu diyorsunuz değil mi? Birincisi bu. Bakın birçok şey sayacağım şu an kısa sürede size. Tamam. Birincisi bu. Kağıt parada virüs var, kullanmayın artık. Tüm dünyada artık bir şey algı oluşturuldu. Elektronik paraya. Çünkü 4. sanayi devriminde dijital toplumun parası nakit olmayacak. İkincisi, robotlar hayatımıza daha fazla girdi. Çin'de robotların çalıştığı fabrikalar açık, hastaneler açık. Şimdi tamamen robotların çalıştığı hastane açıldı Çin'de. Teslimatlar robotlar yapıyor. 4. sanayi devrimi, otonom üretim, robotların hayatımıza gireceği. Şu an o hızlı bir şekilde hayatımıza sokuluyor. Üçüncüsü, eğitim online olacak. 4. sanayi devrimi, dijital toplumu. Şu an İtalya'da başladı, İngiltere'de başladı, Hong Kong'da başladı. Ve bizde de bir şekilde eğitim ara veriliyor. Evlere, insanlar evde olunca ne yapacak? Mecburen artırılmış gerçeklik, genişletilmiş gerçeklikle dijital topluma katılacak. Mesela birçok çöp satan sitesi artık sizi dijital buluşturalım diyor. Dünya Sağlık Örgütü tavsiye etti dijital elektronik para kullanımını. Burada ne Amerika Çin'e saldırdı ne de Çin Amerika'ya. Burada bir toplum test ediliyor. Şimdi Çin'e saldırdı deniyor. Bu erken bir şey. Amerika'ya da aynı şekilde olacak. Beyaz Saray'da bu virüsü göreceğiz. Bakın virüsün görüldüğü yerler Amazon, NASA, NATO'nun merkezi, Avrupa Birliği'nin merkezi, Facebook gibi önemli sembol dijital dünyanın adresleri bunlar. Bir dakika. Abdullah Bey bir saniye. Siz diyorsunuz ki Beyaz Saray'da koronavirüsü görülecek diyorsunuz. Önemli bir iddia, evet, değil mi? Evet, artı dünyanın, dünya yöneten son global gibi şirketlerde de görülecek diyorsunuz. Evet, onlarda da görülecek. Neden? Çünkü mesela Twitter'da 100 milyondan fazla takipçisi Katy Perry var. Ne diyor? Biz düğünümü erteledim diyor. Bunlar sembol isimler. Yani şimdi Amerika'da bir tane lokantada virüs görüldü, hiçbir önemi yok ama Kongre'de görülürse var. Amerika'da bir şirkette görülürse önemi yok ama Amazon'da görülürse var. Facebook'ta görülürse var. Burada nereye gidilecek? Bu 150 ülkede görülecek bu. 150 ülke minimum. Bunun sonucunda Dünya Sağlık Örgütü ulus devletleri yetersiz konumuna düşürüp bir toplantı yapacak. Mesela sağlık probleminiz yoksa size biyometrik çip takalım desene takar mısınız? Hayır. Niye takmazsınız? Hacklenebilir insan olacaksınız takarsanız. Dünya Sağlık Örgütü biyometrik çip tavsiye edecek bu sürecin sonunda. Biyometrik çipi deri altına takın. Gelen mikroorganizma, virüs filan bip diye sizi uyaracak diyecekler. Bir dakika, peki böyle bir hazırlık, böyle bir çalışma, böyle bir yayın var mı? Var tabii, ben görüyorum. Öyle mi? Evet. Yani şimdi siz özetle Abdullah Bey şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki bu aslında bir prova. İnsanlık test ediliyor. Bir, evlere kapatılacak. İki, para hayattan çıkartılıp dijital bir paraya dönüştürülecek. Üç, bütün ihtiyaçlar evden, bilgisayar ve internet ortamında sağlanıyor olacak. Buna eğitim de dahil olmak üzere diyorsunuz. Böyle bir deneyden geçiyoruz. Bir sosyal bir de deneyden geçiyoruz diyorsunuz. Evet, aynen böyle. Bir de şöyle söyleyeyim. Bu virüs %81 oranında 60 yaş üstünü öldürüyor. 60 yaş demek, milliyet demek, kültür demek, tarih demek. Aşağıdan gelen dijital nesle yer açmayı provasını yapıyorlar şu an. Onun altında bir problem yok. Virüse bakarsanız zaten öldürdüğü 3-5 bin kişi tüm dünyada. Trafik kazalarında daha fazla çok.
Onun için global medya bu işi bilerekten korku, panik, kaos yapıyor. Mesela bir ülke bu virüsün geldiğini bilmese hiçbir şey olmaz. Ha. Zaten gripten birçok insan ölüyor. Çünkü Trump'ın yani zatürreden ölüm sayıları gene Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiğine göre yılda 50 bin kişiymiş. Yani tabii, ayda 4 bin kişi hayatını kaybediyormuş zatürreden sadece dünyada. Tabii bakın dün Amerika Birleşik Devletleri Trump bir tweet attı. Bu olayı abartıyorlar, büyütüyorlar özellikle dedi. Bu olaya ekonomik olarak bakılmaz. Niye? Çin kaybetti. Petrol 30 dolara düştü. Şimdi Çin toparlayacak. Amerika kaybedecek. Dolayısıyla ekonomi olarak bakmıyor bunu düzenleyen akıl. Ben öyle görüyorum. 21. yüzyıl dijital toplum 1.0'ın testi olarak bakın. Tüm parametreler öyle. Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm ülkeleri toplayıp alacağı kararlar tamamen dijital sağlık ve dijital toplum odaklı olacak. Anladım. Abdullah Bey inanılmaz ileri şeyler söylediniz ama bugün yani benim aklıma yatanlar var, merak ettiklerim var ama gerçekten ileri şeyler söylediniz. Çünkü yani bunları dikkate almak durumundayız. Neden? Çünkü sizin bundan bir sene önce, 6 ay önce, 3 ay önce söyledikleriniz şu anda yaşanıyor. Onun için bence izleyicilerimizin dikkatine sunuyorum. Son cümlenizi alayım, son cümlenizi alayım. Buyurun. Ekonomist dergisi kimin? Orada zaten bunu açıktan söylüyorlar. Okültizmle önümüzdeki 2 yıl ne yaşayacağını oraya koyan bir akıl var. Evet. Ertan Hoca o akla okuyor, ben de o akla okuyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.